Mutlu akşamlar değerli basketbol severler. Kadınlar Euroleague B grubu 8. hafta maçında Metro Enerji Salonu'ndayız ve potanın kraliçeleri Fenerbahçe Olympiakos'u konuk edecek. Birazdan karşılaşmanın heyecanını sizlere aktaracağız ama öncesinde Yusuf Erboy ile birlikteyiz. Yusuf abi hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Emirhan. Bu akşam oldukça heyecanlı, oldukça dolu bir salonun önündeyiz. Olympiakos karşısında işte kadrolar ekranlarınıza geliyor. Sarı lacivertliler birazdan sahadaki yerlerini alacaklar. B grubunda 7'de 0 çekerek son sırada yer alan bir Olympiakos var karşımızda. Buna karşılık Fenerbahçe'nin kazandığı karşılaşmalarla kendine 4. sırada, düzeltiyorum 5. sırada yer bulduğunu söyleyelim. 4 galibiyet, 3 mağlubiyette Sarı Lacivertliler 5. sırayı aldılar. Bugün 5. galibiyeti istiyoruz. Hakem üçlüsü ekranlarınızda. Onları da hemen sizlere aktaralım. Ognjen Jokić, Paulina Gajdos ve Marion Ortiz hakem üçlüsü bugün görev yapacak Metro Enerji Salonu'nda. Yusuf abi maç öncesinde kısa bir değerlendirme alalım. Evet, 7'de 0'lar ama birkaç maçlarını, hatta çoğu maçlarını son saniyelerde ve birer sayıyla kaybettiler. Yani grubun en zayıf takımı olarak görülüyor. Gruptan da maçlar başlamadan da önce öyleydi. Bunlar geçen sene Vista Korokov'u evlerinde berabere kaldılar. Yunanistan'da berabere kaldılar ve Polonya'da bir sayıyla mağlup ederek Women Euroleague'e katıldılar. Katılmaya hak kazandılar. İki yabancı ile oynuyorlar. Jessica Thomas ve Leandra Johnson ile oynuyorlar. Biri kısa oyun kurucu bölgesinde, diğeri de boyalı alanda yer alıyor. Biraz mücadeleci bir takım çünkü başka yapacak bir şeyleri yok. Yani bu anlamda, çünkü çok fazla opsiyonları yok. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim tabii. Çok tecrübeli oyuncuları var. Stimatis, Stroy, Kozma, Stradopulo. Bunlar çok tecrübeli oyuncular. Bunlar aynı zamanda Yunanistan milli takımında da direkt oynayan oyuncular ve Euro Basket'te bu oyuncuların tamamı yer aldılar ve Hırvat Mirza Maziç de aynı zamanda gene kadroda ve onu da basketbol severler, Türkiye'de oynadığı birçok takımlar hatırlayacaklar. Çok tecrübeli ve mücadeleci bir takım. Topa baskıyla oynamayı seviyorlar. Yarı sahadan itibaren çok baskı yapıyorlar ve kaptıkları toplarla sonuca gitmeye çalışıyorlar. Biraz da set hücumunda boyalı alanı kullanmaya çalışıyorlar. Evet, değerli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz Yusuf abi. Birazdan karşılaşma başlayacak Fenerbahçe. Birsel Vardar'la Demirmen, Kia Von, Kelsey Plum, Anastasia Veremeyka, Cecilia Zandelesini ilk beşiyle sahada. Buna karşılık Olympiakos'taysa Jessica Thomas, Anna Spiridopoulou, Penelope Pavlopoulou, Ekaterina Sotiriov ve Nikendra Johnson beşi yer alıyor. Mücadele başları Fenerbahçe'ye, başarılar diliyoruz. Hadi İlk üçün şansı bizim. Kaptan Birsel oyun kurdu. Zandalesini'yi buldu içeride. Şimdi Kia Von yeniden dışarı çıkardı. Anastasia Veremeyka güzel bir pas. Birsel'i bulmayı başardık. Kendine koridor yarattı kaptan. 2-0'la öne geçirdi Fenerbahçe'yi. Veremeyka'dan güzel bir asist gördük. Birsel'e Penelope Pavlopoulou şimdi oyun kuracak Olympiakos'ta. Ekaterina Sotiriov, Anna Spiridopoulou potaya gitti ama sonuç alamadı. İyi savunma. Sarı lacivertliler şimdi hücumda. Kelsey Plum, Zandalesini ile oynadı. Yeniden aldı topu. Veremeyka'dan Birsel'e. Birsel Veremeyka'dan bir perde istedi. Yine kendine koridor yarattı. Harika bir ikili oyun. Veremeyka potalı bir atış ve basket geliyor. Boyalı alandan bizi durduracak oyun, uzun rotasyonlarına sahip değiller. Mutlaka boyalı alanı kullandığımızda her pozisyonda bir kendimize bir avantaj sağlayacak bir duruma gelebiliriz. İlk maçta da böyle başlamıştık ama evlerinde oynamanın verdiği özellikle de biraz daha baskılı savunma yapmışlardı ama sonunda 17 top kaybıyla bitirdiler maçı. Biz 12 top kaybıyla bitirdik. Zandalesini atış halinde bir faul maruz kaldı. Atış isabetli değil. Dolayısıyla iki serbest atış kullanacak şimdi Zandalesini. İki takımın karşı karşıya geldiği ilk hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda 63-54 galip gelmişti. Burada da yine bir galibiyet bekliyoruz potanın kraliçelerinden. Ayşe Cora'nın çok iyi oynadığı bir karşılaşmaydı. Evet. Hem hücumda hem savunmada özellikle topa baskı yapmak konusunda çok iyi oynadığı bir karşılaşmaydı ama galiba sakatlandığı da karşılaşmaydı. Doğrudur. 11 sayıyla tamamlamıştı. Evet.
sakatlanmasa performansını daha da ileriye taşıyacağını erken çıkmak zorunda kalmıştı sakatlığı nedeniyle. Sonra da birkaç hafta oynayamamıştı. Zandalesini çizgiden 2-2 ile ayrıldı ve 6-0 oldu skor. Penelope Pavlopulo oyun kurdu yine Olympiakos'ta. Ikendra Johnson. Atışı isabeti değilse Pirodopulo'nun. Johnson. Faul çalındı evet. Ikendra Johnson. Faulü de yapıyor böylece. İkinci takım faulü Olympiakos'un. Az önce de Sotiriol yapmıştı takımının ilk faulünü. Kelsey Plum'la hücumdayız. Birsel perteden çıktı. Topu aldı. Yeniden Kelsey Plum'ı buldu. Zandalesini top istiyor. Şimdi aldı topu. Kiavon sırtında. Ikendra Johnson var. Kiavon elinden kaçırdı topu. Bir kez boyalı alanı zorlayamadık. Top kaybıydı sonuçlanıyor hücum. Olympiakos şimdi şansı buldu ama değerlendiremedi. Atışı isabetli değil. Penelope Pavlopoulos'un. Fenerbahçe hücumu Birsel Vardarlı Demirmen'le. Anastasia Veremenko yüksek postan topu aldı. Sırtı dönük bir şekilde potayı zorladı. Dönerek atışı isabetli değil. Valeri Garnier görüntüde. Bu iki hücumun sonuçsuz kalması onun canını biraz sıkmış vaziyette ama 6-0'lık üstünlüğümüz sürüyor elbette. Olympiakos hücumu. Jessica Thames. Henüz oyun kuramadan içeride bir faul var. Kelsey Plum faul yapan isim. Olympiakos'un koçu George Pantelakis de agresif bir şekilde oyuncularını uyarıyor. Thames. Şimdi pasını verebildi. Spiridopoulos çemberi zorladı. Bir kez atışı isabetli. İlk basket şansını 3 dakika sonra verdik. Konuk ekibe. Zandalesini ile hücumdayız. Birsel şimdi topu aldı. Kiavon içeriye kat etti. Anastasia Veremenko dışarı çıktı. Kiavon şimdi köşeli topu aldı. Veremenko, Birsel. Kelsey Plum pota altında bir koşu yaptı. Birsel süre doluyor diye atışı kullanmak durumunda kaldı. İsabetli değil. Kesik hatamız. Kendra Johnson. Elden ele dolaşan top. Pavlopulo'yu buldular. İçeride. Kendra Johnson. Kiavon'un onu savunurken faul yaptığını belirtiyor hakemler. Hücumda da Kiavon'un biraz içeriden zorlaması lazım. Boyalı alanı zorlamamız lazım ki çabuk faul atalım. Şu ana kadar onu çok oyuna girmiş gibi göremedik evet. Ama. Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri de ekranlarınıza geldi. Onlar da salondan mücadeleyi takip ediyorlar. Kelsey Plum'la hücumdayız. Anastasia Veremenko. Yeniden Kelsey Plum tepede. Bir kez oyunu o kurdu. Veremenko iyi zorladı içeriği. Kendine güzel bir koridor yarattı. Basketi buldu. 8-4. Jessica Thames. Şimdi tepede Yekaterina Sotiriol'u buldular. Ama topu kazanan isim Zandalesini oldu. Kelsey Plum çok hızlı geldik. Plum bitiremedi. Veremenko topu tokatlıyor. Kelsey Plum'da kaldı yeniden hücum reboundu. Veremenko bu kez bitiriyor. Oldukça iyi bir hücum. Çok iyi. Yani hızlı hücumlarımızda da geçiş oyunlarında ya da işte direkt verilen fast break sonu bitirişlerinde de çok bize yetişecek bir geri koşma hızları yok. Thames zor bir pozisyonda ama ateşe isabetli. Genelde zaten bunları sayıya çevirebiliyor. İlk maçta da bunları görmüştük. Kelsey Plum. Kiavon'un perdesinden yararlandı. Ama Veremenko ile ufak bir anlaşmazlık. Eli boş dönüyoruz bu hücumdan. 5 dakika geride kalmak üzere. Karşılaşmanın başında. Üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Kontrolü ele aldık. Artık farkı yavaş yavaş açma zamanı. Priya Hartke'de bu yönde bir oyuncu değişikliği tercihi olacak. Birazdan Olympiakos hücumu. Anna Spiridopoulou dışarıya çıkardı. Thames'ın ateşi isabetli değil. Ancak hücum reboundu. Sotiriol'da kaldı ve sonrasında basketi bulan isim
Olympiakos'ta Pavlopoulo oluyor. Onun da üçüncü sayısı. Birsel şimdi dışarıda Kiavon'u buldu. Kelsey Plum geldi, topu aldı. Perdeden yararlandı. Üç sayılık atış isabetli değil. Savunma reboundu Spiridopoulos'a kaldı. Olympiakos hücumu olacak şimdi. Öne geçme fırsatını vermememiz gerekiyor. Birsel karşısındaydı Pavlopoulos'un. Atışı isabetli değil Spiridopoulos'un. Fenerbahçe hücumu olacak. Zandalasini topu getirdi rakip yarı alana ve şimdi Birsel. Salonda taraftarlarının da desteğiyle hücumda sarı lacivertiler. Birsel içeriye indirdi. Kiavon boyalı alanı zorladı. Dikendra Johnson hemen sırtında yeniden zorluyor şansını ama elinden kaçırdı topu. Neyse ki son olarak topla oynayan Olympiakoslular oluyor ve hücum kaldığı yerden devam edecek. Bria Hartley ilk değişiklik olarak göze çarpıyor. Kelsey Plum'un yerine oyuna dahil oldu. Olympiakos'ta da Stamati Sotiriov'la yer değiştiriyor. İki koçtan da birer hamle geldi. 3 saniye var hücum süresinin dolmasına ve Remenka alır almaz atışı isabetli. Çok güzel bir oyun. Güzel çizilmiş bize dip set oyunu. Remenka'nın efektif olduğu bir pozisyonu çizilmiş. Temiz ve net bir orta mesafe pozisyonu hazırlanmıştı Veremeyenka'ya. 12-9 oldu skor. Veremeyenka sonrasında savunmada da faul yaptı. Üçüncü takım faulümüz oldu bu. Olympiakos'ta iki takım faulünde. Spiridopoulos. Jessica Thomas'a teslim etti topu. Kiavon yardıma gelmişti Bria Hartley karşısında. Şimdi şansını zorlayan isim Spiridopoulos bir kez daha. Hücum reboundunu verdik ama atışı isabetli değil. Likendra Johnson'ın Fenerbahçe hücumu Zandalasini ile. Zandalasini potaya gitti. Boyalanın zorladı. Faul. Atışın da geçerli olmasını çok isterdik ama. Şimdi Kelsey ile Hartley değiştiler. Emirhan biraz daha oyunu hızlandırma şansı. Hartley'nin birebirlerini kullanma şansımız olabilir. Onları da gene faulletebiliriz böyle. Erken faullemeleri bizim avantajımız olacak yani. İkinci yarıda bunun daha faydalarını görebiliriz. Zandalasini çizgide. İlk atışı isabetli. Bu serbest atışların sonrasında Tuğçe Canıtez oyuna dahil olacak. Sarı lacivertlerde. 3 dakika 7 saniye var. İlk periyodun sona ermesine. Zandalasini 2'de 2 ile ayrıldı çizgiden ve skoru 14-9'a getiriyoruz. Farkı 5'e çıkartıyoruz. Veremeyenka alkışlar eşliğinde kenara geliyor. Veremeyenka'yı koruma amaçlı biraz hem faullerinden ikinci faulünü yapmasın diye. Tabi 14 sayının 8'ine de imzasını koydu. Ve yerini Tuğçe Canıtez'e bıraktı. Kontrolü kullanmak istiyor koç. Bu bölümde Nikola Pulo da Olympiakos'ta oyunda. Spiridopoulos dışarıya çıkardı. Stamati'nin atışı isabetli değil. Birsel Vardar'la Demirmen. İlk çeyrekte özellikle ilk maçın ilk çeyreğinde çok sokmuşlardı bunları. O zaman biraz zor olmuştu işimiz. Rhea Hartley. Biraz önce bahsettiğimiz gibi birebirlerinden hemen sayıyı bulduk. Rhea Hartley potayı zorladı. Basketi buldu. Olympiakos'a da molayı aldırdı. 2.41 var. İlk çeyreğin sona ermesine 16-9 üstünlüğümüz bulunuyor. Şu ana kadar öne çıkan, avantajlı olduğumuz noktalar sizce nelerdi Süperboy? Yani az top kaybı yaptık. Savunma ribaundlarını aldık ve savunma ribaundlarından çıktığımız hızlı toplarla da 2-3 tane sayı bulduk. Veremeyenka'nın sayı bulacağı noktaları, efektif olacağı yerleri çok iyi bulduk ve kullandık. Deep setleri olsun, içeride pick and roll'lerden sonra olsun. Şimdi bir Hartley'nin birebirine iyi kullandık. Savunmayı da iyi yapıyoruz. Savunmada adamlarımızı zor geçiriyoruz bu maç. Yardımlar da zamanında geliyor. Şimdi Veremeyenka'nın yerine Tuğçe oyunda. Tuğçe de savunmayı da bu sertliği devam ettirecektir. Reboundları da box out yapıp reboundları da aldığımız sürece bir sorun olacağını düşünmüyorum. Maçın içerisinden şu an görüntüler ekranlarınıza getiriyor. Bir ekleme yapmak gerekirse Kiavon'dan biraz daha skor anlamında katkı almamız gerekiyor. Biraz daha içeriği zorlaması gerekiyor ki bir an önce rakibin uzunluğunu, tek uzunluğu var zaten yabancı olarak da
ona foul problemini biraz daha erken sokalım. Şimdi onu çıkarttılar. Devreden sonra. Kiyavon'da da ufak çaplı bir sakatlık vardı şu an. Sağ omzunda bir bandaj var. Acaba o mu zorluyor diye düşünüyorum. Henüz oyuna giremedi tam anlamıyla. İlginç bir şekilde oyunu başlattı Olympiakos'ta oyuncular. Mola dönüşü. Stamati. Topu teslim etti. Nikolopulo'ya. Nikolopulo şimdi hareketlendi. Kiyavon vardı karşısında. Nikolopulo içeriye indirdi. Atış halinde. Ivana Tikvic. Sanki küçük böyle tavşan adımları yaptı gibi geldi ama tabii çok kalabalık olduğu için de pozisyon görmek mümkün olmadı. O kalabalıktan faul çıktı. Faul. Faul doğru. İki serbest atış kullanacak. İlki başarıdı. Şimdi dikkat etmemiz gerekir. Oyuna girecek olan oyuncuya. Şutu da var onun. Şut tehdidi de olan bir oyuncu. Türkiye Canites. İkinci atış başarılı değildi. Savunma ribandını aldı. Birsel Vardarlı Demirmen. Bria Hartley. Hartley bir adım sola kaydı. Atışı isabetli. Çok usta işi bir basket izledik Bria Hartley'den. Hartley bu sene Fransa milli takımında oynayacak. Fransa pasaportu kazandı. Bu sene Fransa aynı zamanda Fransa milli takımında da oynayacak. Stamati'nin atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde top Kiyavon'dan dışarı çıktı diyor hakemler. Ayşe Cora Fenerbahçe'de oyuna dahil olacak. Dirsel Vardarlı Demirmen'in yerine Spiridopulo ise Mirdan Mazic ile yer değiştiriyor. Onu iyi savunmamız gerekecek. Nikolopulo atışı isabetli değil. Ayşe Jora iyi savundu onu. Bria Hart ile şimdi Fenerbahçe hücumu. Ayşe Jora. Kiyavon. Kandalesini içeriye indirdi. O sırada bir faul. İki takım da böylece 4 faule ulaşmış oldu. Bundan sonra her faulde çizgiye girecek takımlar. 1-20 var. İlk çeyreğin sona ermesine şut saati 14'e tamamlandı. Zandalesini topu kenardan oyuna soktu. Bria Hart ile hücumdayız. Orta mesafeli bir atış. İsabetli değil. Nikolopulo topu getirdi. Tikvic'i teslim ettiler. Kiyavon karşısındaydı. Jessica Thomas onun atışı isabetli değil. Şansla yanımızda Zandalesini. Savunma ribandını aldı. Bria Hart diye bıraktı. Tuğçe Canites, Kiyavon, Ayşe Cora. Güzel bir top paylaşımı. Geç kaldı pası vermekte. Top dışarıda ve oyuncu değişiklikleri. Fenerbahçe'de Zandalesini yerini Sottana'ya bıraktı. Jessica Thomas'a. İki yabancıların dışarıda olduğu bir top da bize kalacak. Bu dönemi belki defo hem yemeden hem atarak değerlendirme şansımız var tabii. Oyuna yeni giren Stamolampro. Pasını verdi sonrasında faulden çıktı. Bravo bravo kaptık topu. Kiyavon iyi girdi araya. Bria Hartley ile buluşturdu topu. Şimdi frene bastı Bria Hartley. Set hücumu oynayacağız. Tek top oynuyoruz zaten süreyi kullanacak. Ve birebir oynayacaktır. Bria Hartley şimdi içeriye kat etti. Ve faul aldı. Faul aldı. Orada Tikvic karşısındaydı. Bence zaten ilk pikten sonra giderken de uzunun bir faulü vardı. Onu görmedi hakem sanıyorum. Şimdi Bria Hartley iki serbest atış kullanacak. Farkı çift hanelere çıkarmak için
Bir fırsat var önümüzde. İlk atışını kaçırsa da. Topa iyi baskı yapıp geçirmezsek bu 7 saniyede de yemeden geri dönebiliriz inşallah. 1-1. Kaptık topu. Faul çaldı. Hayır, faul çalıyor. Biz de faul hakkımızı doldurmuştuk. Evet, 6 saniye kalacak bize hücum için. O yüzden atış halindeler. 6 saniyede iyi bir süre basketbol için. Stamolampru. İlk atışında başarılı. 2'de 2 attı ve mola geliyor. Fenerbahçe cephesinden şimdi son hücumu. Saniye için bir hücum çizecek. Çizecek Valeri Garnier. Bakalım 6 saniyede nasıl bir çözüm üretecek Fransız koç. 3 saniye kala bir topu pot altından öne sokarak Veremeyenka ile buluşturduğumuz bir pozisyon vardı. Orada basketi bulmayı başarmıştık. Şimdi 6 saniyemiz var. Bilmiyoruz ki buradan basketi bulup çift taneli farkı yakalayıp ilk çeyreği bu şekilde önde tamamlayalım. Valeri Garnier dikkatle öğrencilerine son hücumu anlatıyor. Bu arada Kia Stokes'tan da bahsetmek gerekirse Emirhan, bu önümüzdeki hafta takıma katılıyor. Sakatlığı iyileşiyor. Önümüzdeki hafta takıma katılıyor. O da bizim için sevindirici bir haber. Tabii. Tam takım olarak çıkmak rakibin karşısına. Önümüzdeki hafta zannediyorum Avenida ile oynayacağız. Evet. Avenida karşılaşmasında takımdaki yerini alacak. Bu da takımımızın kuvvetini biraz daha güçlendirecektir. Çünkü biliyorsun reboundlarla çok etkili bir oyuncu. Şimdi topu pot altımızdan oyuna soktuk. Bria Hartley tek başına bütün sahayı kat etti. Bria Hartley atışı isabetli. Bria Hartley 22-12 Fenerbahçe Olympiakos karşısında ilk periyodu çok güzel bir baskette noktalıyor. Kısanın topu oyuna sokmasını tercih etti koç. İlk topu uzun aldı ve hemen uzunun da hafif böyle pikini kullanarak handoff'undan aldı. Topla tekle tek bütün sahayı kat ederek kolay geçip sayıyı buldurdu. Yine Veremeyenka'nın şimdi tekrarlıyoruz. Veremeyenka'nın elinin değdiği bir pozisyon. Evet. Bria Hartley işte orta sahada çok çabuk geçerek dribbling. Orta sahada Tuğçe ikinci piki yapıyor. Yani gerçekten önünde kimse bitirdi. Duramamış. Evet. Hakikaten harika bir 22 sayı iyi bir çeyrek oynadık. İyi hem çeyrek savunmada yürüdü. Hem hücumda da iyi bir çeyrek oynadık. Maça iyi hazırlanmışlar ve tam takım olarak şu anda oyuna giren herkes maça konsantresini gayet iyi gösterdi. Şu ana kadar Veremeyenka ve Bria Hartley 8'er sayıyla hem Fenerbahçe'nin skor yükünü çekiyorlar hem de sahanın en skorer isimleri konumundalar. Bria Hartley tabii oyuna sonradan girmesine rağmen de skor anlamındaki yeteneğini hemen oyuna yansıttı. İstatistikler ekranlara geliyor. Fenerbahçe iç atışlarda %58, dış atışlarda %50 ile oynuyor. Savunma reboundlarında ezici bir üstünlüğümüz var. Zaten savunma reboundını aldığımızda bir sorun yaşanmıyor biliyorsun. İkinci şans vermediğimizde rakibe, erkek ya da kadın basketbolunda her zaman için çok büyük bir avantaj sağlıyorsunuz. Geçen karşılaşmadan bahsetmek gerekirse biz 30 rebound alırken onlar mesela 32 rebound almışlardı. Bizi zorlayan savunma evet. Toplamda bahsediyorum. Bizi zorlayan noktalardan bir tanesi bu olmuştu. Deplasmanda oynadığımız karşılaşmada. İkinci çeyrek başladı. Olympiakos'un hücumuyla. Dışarıya çıktı topu aldı Stamolampru. Atışı isabetli değil. Tuğçe Janites savunma reboundunu aldı. Bir savunma reboundu daha ekliyoruz böylece. 11 evet. Yaptık. Atışta da Veremeyenka'nın eli gözükünce tabii çok kötü bir şut kullanmak zorunda kaldı. Ayşe Jora şimdi o Veremeyenka'yı buldu. Sottane'yi buluyoruz. Onun atışı isabetli. Tuğçe güzel bir hücum reboundu aldı ama değerlendiremedi. Çok şükür sayı olmadı. Sotiriov topu Nikola Pulo'ya teslim ediyor. Tuğçe vardı karşısında.
Şimdi sırtı dönük oyun. Sotiriov'dan. Top kaybı. Çok iyi savunma. Briya Hartley. Ayşe Jorey buldu. Hızlı hücum şansı. 3'e 1 geldik. Tuğçe Canıtez. Basketi buluyor. Basketin yarısından fazlası Ayşe'ye ait. O da teşekkür etti zaten Ayşe Jorey'a. Stamolampuru. Briya Hartley savundu onu. Etkili bir şekilde Ayşe Jorey araya girdi. Top dışarıda ama top kazanılmışçasına bir alkış var Metro Enerji Salonu'nda. Önemli bir mücadele ortaya koyuyor. Efor sarf ediyor Sarı Dercmertler. İlk başta da zaten bahsetmiştik oyunun başında. İyi performans göstermişti. Hem müdafada hem hücumda. Bugün de aynı şekilde devam ediyor. Tuğçe yine rakibini çok iyi savundu. Ayşe el gösterdi atış. Son saniyede isabetli değil. Ve böylece eli boş dönüyor bu hücumdan. Olympiakos 1,5 dakika geride kaldı ikinci periyodun başında. Henüz sayı şansı tanımadık. Rakibimize Olympiakos koçu George Pantelakis görüntüye geldi. Bir hayli gergin. Rüya Hartley ile Fenerbahçe hücumu. Giorgio Sottana. Anastasia Veremeyka boyalı alanı zorlayacak mı? Bir kere vurdu topu yere. Ayşe Jorey'a bıraktı dışarıda. Veremeyka'nın perdesi de vardı. Ayşe gitmedi. Tuğçe'ye bıraktı. Yeniden aldı. 3 sayılık atış şimdi isabetli değil. Sonrasında da hücum reboundunu alamadık. Nikola Pulo getirdi. Topu teslim etti. Tikviç'e. Veremeyka potanın yüzünü göstermedi. Atış isabetli değil ama hücum reboundunu verdik. Sonrasında basket foul. Olacak en kötü şey oluyor işte. Hem hücum reboundu veriyorsunuz. İkinci şans üstüne de bir de basket foul. Çok yani aslında Ivana Tikvic'i çok iyi savunmuştu. Evet, yaralayıcı bir şey oluyor, durum oluyor basketbol için. Şimdi Spiridopulo o tek atışı da kullanacak. O da isabetli. Skor 24-15'e geldi. Fenerbahçe ilk takım faulünü de yapmış oldu bu arada. Bu bilgiyi de sizlere aktaralım. 2 dakika 20 saniye geride kalırken ikinci çeyreğin başında. Sottana topu getirdi. Briya Hartley'e teslim etti. Ayşe dışarıda. Briya Hartley potu altını zorladı. Faul beklentisi de var ama top dışarıda. Olympiakos hücumu olacak. Biraz vücut kontağına çalmadılar. Yani çalınabilecek bir pozisyondaydı çünkü Briya Hartley. Eyvah. Biraz boş bıraktık orayı. İyi bir ikili oyun oynadılar ama atış isabetli değil. Ayşe Jora çabucak getirdi. Briya Hartley'e teslim etti. Hartley içeride Tuğçe Canıtes'i buldu. Tuğçe çok iyi son atı. Bu kez çıktı o faul diyor. Geç çıktı. Tribünlerden de buna tepki geldi. Topu potu altından oyuna sokuyoruz. Sottana. Yarı sağ kararı. Geri pas. Bir an için bir konsantrasyon eksikliği oldu ve top kaybı. Olympiakos hücumu. Yerde faul. Bir faul kararı daha bu kez. Sottana'ya çıkıyor. İkinci takım faulümüz. Sotiriov orada. Potayı zorlayan isimdi. Sottana da o topu elinden almak isterken faul yaptı. Sotiriov yine potayı zorladı. Atışı isabetli. Biraz sanki o pota altı biraz yumuşadı şimdi. Gibi. Evet, yumuşadı biraz. Kiev'in hamlesi gelebilir şimdi. Orayı evet sertleştirmek gerekecek. Şimdi Briya Hartley. Tuğçe'nin perdesinden yararlandı. Top Ayşe'de. Sorun yok. Sottana.
Sottana bir adım içeriye girdi. Atışında isabet yok. Hücum devam edecek. Sotiriov'dan çıktı top. Kiyasi planla Kiev'in hamlesi gelebilir. Ayşe Jora topu potu altından öne sokacak. Bria Hartley köşede. Bria Hartley perdeden yararlandı ve serbest atış çizgisinin oradan bir atış isabetli. Evet, Kiabon ayağa kalktı. Evet. Değişiklik sandalyesine geldi. Sotiriov yine potu altını zorladı. Ayşe Jora karşısındaydı, isabet yok. Anastasia Veremenka, Ayşe Jora'ya çıkarttık. Ayşe'nin atışı isabetli değil. O önemli bir fırsattı aslında, evet. Ama değerlendiremiyoruz. Yazık oldu. Pablo Pulo. Ayşe Jora'dan iyi savunma. Şimdi hızlı hücum şansı. Ayşe basket bir de foul. Ne yazık ki hatalı yürüme kararı geldi. Öyle mi? Kiavon oyunda. Fenerbahçe'de o pot altı savunmasını yeniden eski haline getirebilmek adına. Bravo Ayşe, bravo Ayşe. Topulo şimdi Jessica Thomas'ı buldu. Ayşe karşısında 5 saniye var hücum süresinin dolmasına. Sotiriov yüzünü döndürmedi. Sandalassini. İkinci basket faulleri. Zor bir atış isabetli. Ayşe Özge Yavaş'a bırakıyor yerini. İşte yeniden izliyoruz. Burada Sotiriov faule maruz kalmasının ardından atışı isabetli. Şimdi bir de tek atış kullanacak. Bu da isabetli. Fark 4'e indi. İkinci çeyrekte hem ucunda hem müdafada maalesef istenilen gerçekleştiremedik şu ana kadar. Özge Yavaş. Yavon'un perdesinden yararlandı. Şimdi pasını verebildi. Anastasia Veremenka. Kiavon orta mesafeli bir atış. İsabetli değil. Olympiakos hücumu. Dopulo Thomas'a bıraktı. Kendra Johnson'ın atışı isabetli ve mola geldi Fenerbahçe cephesinden. 4-2'ye düşünce molayı aldık mecburen. 26-24. O ivmeyi kaybettik. Evet, hem müdafaa hem ucunda beklenen oyunumuzu gösteremedik. İlk çeyrekte gösterdiğimiz bir anda her şey değişti. Yani 5 dakikada 12-4'lük bir skor yakaladı komik ekip. Dolayısıyla bir müdahale geliyor. Mutlaka Kiev'den mutlaka içeriden boyalı alanı kullanmasını istemeliyiz. Ya da ona zorlamalı, takım olarak ona zorlamalıyız. Çünkü diğer pozisyonlarda hem şutu o kadar iyi değil, hem de birebir yukarıdan, high post'tan birebir olarak geçecek bir hıza sahip değildi. Tabii şu da önemli, onlar Veremienka ile yüksek post, alçak post paslaşmasını da şu ana kadar yapmadık. İlk maçta biraz daha fazla yapmıştık onu. Özellikle ilk yarısında birkaç tane çok net pozisyonda kullanmıştık. Yüksek post, alçak post paslaşmasını. Bu da tabii savunulması zor bir olaylardan. Hem iki uzunu, rakibin iki uzununu hem dışarıda tutunca, diğeri de içeride, arasındaki mesafeyi çoğaltınca tabii içeriden sayı bulmakta kolaylaşıyor. Ama burada bizim problemimiz kısaların istenilen düzeyde olmaması. Hücumda o yüzden de müdafada da çok aksadık. Evet. Aslında çok kapsamlı bir değerlendirme de almış olduk şu an için. İkinci çeyrek açısından tablo bu şekilde ve Sandalesi'yi de oyuna sokamadık daha skor anlamında.
Evet, kalan bölümü artık iyi değerlendirmemiz ve soyunma odasına net bir üstünlükle gitmemiz gerek. İkili sıkıştırma var. Onlar da bir... Şu anda zona döndüler gibi. Yok, hayır. Evet, zona döndüler. Zandaresini. Veramayinka'yı bulduk. Çizgiden Wolf yavaş da oynadı. Tabii yapılacak en iyi şey penetre yapmak zona. Sonra penetre yaptığınızda bütün zonu bozmuş oluyorsunuz. Rakibin bütün o müdafasını bozmuş oluyorsunuz. O denge bozulunca da faul geldi. Evet. Şimdi tekrar Mantumen'e döndüler. Rhea Hartley. Bunun pasında Özge Yavaş basketi buldu ve 29-24'e geldi skor. Kelsey Plum değişiklik sandalyesinde, Olympiakos hücumda. Atış isabetli ne yazık ki. Cevap çabuk geldi. Spiridopulo'dan. Üçlüye karşı bir üçlük geldi. Rhea Hartley ile hücumdayız yeniden. Özge Yavaş. Anastasia Veremeyenka yeniden Özge'yi buldu. Chiavon içeride top istedi ısrarla. Şimdi aldı. Dönerek atışı isabetli. Daha da yakına gitmesi lazım. Daha da yakına. İyicene zorlasın ki foul olsun bir an önce. Pablo Pulo. Çünkü Johnson'sız oynadığı dönemlerde farkı açmıştık. Yeniden Pablo Pulo. Johnson. Kendra Johnson'ın atışı isabetli değil. Rhea Hartley. Veremeyenka ile paslaştı. Yeniden Hartley. İki kişinin arasından iyi çıktı. Basketi de buluyor. Biraz bu kontakların hepsine foul çalınması lazım. İki seferdir hakem Bray Hartley'e yapılan foulleri görmüyorlar. Yani futbol tabiriyle avantaja bırakıyor gibi bir durum var resmen. Bu da basket foul. Son blok denemesi de basket foul. Hartley'nin de zaten pozisyon sonrasında evet, hakemlere bir tepkisi vardı. Mola'ya giderken 2 sayı fark vardı. Şimdi 6 sayılık bir fark var. Olympiakos'a biz molayı aldırdık. Yavaş yavaş ilk yarının sonuna doğru yaklaşıyoruz. 3 dakika 7 saniye var. Bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekiyor ki avantajlı bir skorla devreye girelim. Sonrasında da gene 3. çeyrek ve sonrasında 4. çeyrekte 3. çeyreğin ikinci bölümünden itibaren oyunu kazanacak noktaya gelebiliriz. Biraz daha direneceklerdir. Yani oyunun tamamında şu ana kadar 17 dakika oyun oynandı. Biraz baskı yapmaya çalışıyorlar. Baskı yapmak uzunlar içeriden boyalı alanı iyi tuttuk. İçeriden sayı bulamadılar. Yalnız işte forvet pozisyonlarında oynayan oyunculardan sayı geldi. Strad orada biraz daha el kaldırmalı. Onların çünkü hepsinin bir 3 sayı tehditleri var. Biz de şu anda topa baskı yapıyoruz tam sağdan. Mola dönüşü Olympiakos uçuyor. Top kaybına zorlamaya çalışıyoruz. Evet, agresif bir savunma. Özge Yavaş tam sağa. Takip etti rakibini. Pablo Pulo'yu. Şimdi şansının pası. Atış isabetli. Jessica Thomas. Onun biraz daha çıkması lazımdı şuta. Kelsey Plum'la Fenerbahçe hücumu. Zandalesini. Evet. O pot altındaki beklediğimiz tüm geldi. Evet. Üçüncü takım faulü. Sotiriov'a çalındı faul ve Sotiriov kenara geliyor. Stamati onun yerine oyuna dahil oldu. Şu an Jessica Thomas da teknik ekibinden bir taktik alıyor. Olympiakos cephesinde Zandalesini ilk atışını kaçırdı. İkinci atışı başarılı. 34-29 fark 5.
ve Zandalesi'nin yerini Zandalesi'nin iki faulü olduğu için şu anda iki faulü var. Üçlemesini istemiyor koç, onun için onunla ve Hart'ı değişikliğine gittik. Pablo Pulo. Jessica Thomas. İyi savunma yaptık şu ana kadar. Pablo Pulo'yu buldular. Zor bir atış ama isabetli. Bir fizik olarak çok eşit olunca birbirine Özge ile Pablo Pulo. Oradan sayıyı buldu Pablo Pulo. Özge Yavaş. Kelsey Plum. Top dışarıda. Hücumu devam edecek Sarı Dercivertlilerin. Pot altından Kelsey Plum topu oyuna soktu. Alır almaz bir atış buraya. Hartley'den isabetli değil. Veremeyka. Çeldi topu Özge'ye kazandırdı. 14 saniye hücum süresi yeniden başladı. Rhea Hartley. Foul. Oyun devam ediyor. Kiavon'a indirdi. Bravo. Kiavon. Bravo. Bravo. Atışı isabetli. Foul. Ama yani ilk anda Rhea Hartley'e yapılan foul nasıl gözden kaçtı anlaşılır gibi değil. Yani elleriyle tutarak, kollarıyla tutarak durdurdu. Spiridopulo. İşte. Veremeyka'yı çalındı. Dördüncü takım faulümüz. Veremeyka'nın iki faulü oldu. Evet, Veremeyka yerini Tuğçe Çanıkes'e bırakıyor. İkinci faulünü alınca. Stamati teperi topu aldı. Atışı isabetli. Stamati'ye çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü forvet pozisyonda oynayan bütün oyuncuları şutör. Ve üçer üçer atıyorlar. O da bize yetmiyor. Hücum devam edecek. Dördüncü faulleri şimdi doldurdular. Rhea Hartley. Kenardan oyuna sokacak. Bir dakika var. İlk yarının sona ermesine. Kelsey Plum. Üçlük denemesi isabetli. İki. İki mi? Ayağı çizgideydi. 38-34 fark 4. İyi savunma lazım. Özge Yavaş. Rakibinin karşısındaydı. Bir an için boş kaldı. Spiridopulo. Burada üçlük geldi. Hep aynı şeyi konuşmuş olacağız yani. Mutlaka yakın oynamamız gerekiyor forvet pozisyondakilere. Son bölümü hatasız tamamlamamız lazım. Üstün gidelim soyunma odasına. Kelsey Plum. Faul. Şükür. Faul düdüğü geldi. Takım faul hakkı dolmuştu Olympiakos'un. Şimdi çizgiye gelecek Kelsey Plum. Daha birinci faul aslında. Şu anda 3 olmalıydı. İlk atışı isabetli. İkinci atışı. Bu da başarılı ve son topta Olympiakos akılıyor. İlk yarıda. Şimdi tam saha baskımız var. Son top bize de geçebilir faul yaparsak tabii ki. Evet burada. Şimdi forvet pozisyondakiler ya da şu anda oyunda olan herkese dikkat etmek lazım. Hepsi 3 sayı tehditli olan oyuncular. Evet. Onu deneyeceklerdir çünkü mutlaka. Yavaş yavaş hareketlendi. Stamolampuru. Bravo, iyi yardım. İyi yardım ve top bizde. Top bizde. Top bizde. 3 saniye var. 3 saniye. 3.1 saniye. Kendi pot altımızdan başlıyoruz. Herkese açtı top ve Olympiakoslu oyunculara gitti. Uzaktan atışla isabetli değil. Böylece ilk yarı sona eriyor. Fenerbahçe 40, Olympiakos 37, 3 sayı farkla
Soyunma odasına öne gidiyoruz. İlk çeyrekte 12 sayı, ikinci çeyrekte 25 sayı çok fazla. Yani bu da savunmada bir problem yaşadığımızın göstergesi maalesef. İkinci yarıda umuyoruz ki bu sorunları, bu zafiyeti gidermemiz gerekiyor. Çözülmesi dileğiyle ve istatistikler de son olarak ekranlarınıza yansıyor. Reboundlardaki üstünlüğümüzde devam ediyor ve ikinci yarıda yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Yeniden birlikteyiz. Değerli basketbol severler, Metro Enerji Salonu'ndaki birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Kadınlar EuroLeague B grubu 8. hafta maçında Fenerbahçe Olympiakos karşısında ilk devreyi 40-37 önde tamamlamayı başardı. İlk çeyrekte 22-12'lik üstünlüğümüz vardı. İkinci çeyrekte o savunma ritmini biraz kaybettik. Dolayısıyla fark da 3'e kadar indi. Bu şekilde ilk yarıyı tamamladık ve İstatistik kağıdı da önümüzde sevgili Yusuf Erboy. İlk yarı için zaten bir değerlendirme almıştık. İkinci yarıda neler bekliyoruz? Yani ilk çeyrekte olanları bekliyoruz ilk yarıda. Kısaca ikinci yarıda ne bekliyoruz diye cevaplamak gerekirse. Tabii evet, ilk çeyrekte olanları bekliyoruz. Çünkü ilk çeyrek hem hücumda hem savunmada gayet iyi olduğumuz, kendimize standardında olduğumuz bir çeyrekti. Hemen 3 sayılara baktım. 11 tane denemeleri var. 11'de 4 kullanmışlar. Bizim 6'da 2 isabetimiz var. Tabii %33'e %36 ama tabii onların tam farkı açmaya çalıştığımız noktalarda 3-5 sayı, 7 sayı civarlarında 3 sayıyla geri dönüşleri 2 defa, 3 defa oldu. Yani içeriden bir sayı bulamıyorlar. Bu göründü. İçerideki üstünlüğümüz göründü. Hemen bir reboundlara bakalım. Totalde 19 reboundı ve 13 reboundımız var. Ki ikinci çeyrekte hücum reboundı vermeye başladık. Evet. Bu noktada zafiyet gösterdik. Onlara ikinci çeyrekler. Bir daha hatırlayacak olursan iki tane de basket foul yedik. İlk çeyrekte bunların hiçbirini yapmamıştık. Yani ilk çeyrek 12 sayı, ikinci çeyrek 25 sayı çok kabul edilebilir bir dengede değil. Yani 12 sayı, 17 sayı, 18 sayı kabul edilebilir bir denge olur ama hani burada şu da soru işareti soru getiriyor akıllara. Yani rotasyon başladığında bir yumuşaklığa mı sebebiyet verdik? Yani çünkü Veremienka'nın çıkışı oldu, Kelsey'nin çıkışı oldu ama onun yerine Bray Hartley girdi. Bray Hartley'nin girdiği ve rakibin de uzununun, Amerika yabancı uzununun dışarıda olduğu pozisyonların hepsini çok iyi değerlendirdik. Hemen girer girmez oyunu Hartley'nin birebirleriyle pozisyonlar bulduk. Şimdi ikinci yarıda mutlaka Kiavon ve Veremienka kendi aralarındaki paslaşmayı çoğaltmaları lazım. İçeriden sayı bulmamız lazım. Teşekkür ediyoruz ve ikinci yere başlıyor. Fenerbahçe'nin hücumuyla Birsel Vardarlı Demirmen. Bir pas arası denemesi. Zandalasini'de kalıyor top. Şimdi Bria Hartley. Yeniden Zandalasini. Veremeyka'nın perdesi var. Zandalasini'nin ateşi isabetli. İlk sayıları hemen bulduk. Olympiakos Thomas'la hücumda. Jessica Thomas rahat bir koridor yarattı kendine ama atışı isabetli değil. Bria Hartley ile şimdi Fenerbahçe hücumu olacak. Veremeyenka içeriye indirmek istedi. Araya giriyor. Düşünce güzeldi de uygulamaya geçiremedik. Düşünce çok güzeldi. Nikolopoulos. Sotariu. Orta mesafeli bir atış denemesi geri çekti. Bırakmadı Veremeyka. Süre dolarken bir atış. İsabetli değil. Çok iyi hücum ama çok iyi savunma ama savunma reboundu gelmedi. Tikmiş sırtı dönük aldı. Atışı isabetli değil. Neyse ki Zandalasini 3. faulünden kaçtı. Evet. Birsel çok hızlı getirdi topu. Kiavon. İlk çeyreği hatırlayacak olursan Emirhan gene böyle hızlı hücumlarımıza çözüm üretememişlerdi. Çünkü geriye koşmakta zorlanan yavaş bir takım. O yüzden gene bunları her bulduğumuzda denememiz lazım. Olympiakos hücumu. Bizde bir flow. Ah. Bir ara pas arası düşüncesi ama top onlarda kaldı ve
süre dolarken bir atış isabetli. Dışarıdan çok ciddi bir 3 sayı tehditleri var. Evet, yine bir mutlaka yakın durmamız gerekiyor. Bu kadar çok içeri gömülürsek çok tehlikeli oluyorlar. Rhea Hartley. Zandarasim iyi buldu. O yüzden de oyun Emirhan. 3 sayı yediğimiz durum. Birsel. Kiyavon. Oyalı alanda. Önce topu kaptırdı, sonrasında faul yaptı. O kadar hiç istemediğimiz, beklenmeyen bir şey ki. Hücumdasınız ve faul yapıyorsunuz biliyorsunuz. Yani topu yere, en büyük yanlışı topu yere indirerek yapıyor. Çünkü rakip kısa ve hemen topun üstüne çullanıyorlar. Topun üstüne geldiklerinde de bu sefer şutu atmakta ya da pozisyonları kaldırmakta çok zor oluyor. Faul yapmak zorunda kalıyor. Kaldı. Nikolopulo topu getirdi. Skriodopulo. Sotiriov. Jessica Thomas'ı buldular. Rhea Hartley karşısında Thomas. Onun da tutuşu isabetli. Rhea Hartley. Veremeyka dışarıya geldi. Offensive foul. Bir hücum faul kararı. İki ucumda da offensive foul ile geri dönüyoruz. Üst üste top kayıpları ve fark 2'ye kadar indi. Şimdi skoru eşitleme ya da öne geçme fırsatı vermememiz gerekiyor. İyi savunma ihtiyacımız var. Hemen bir Kelsey Plum değişikliği geldi. Kelsey Plum'un hareketine ihtiyacımız var. Veremeyka ile yer değiştirdi. Olympiakos hücumu. Elden ele dolaşan top. Jessica Thomas'ı buldu. Dip çizgiden bir atış. İsabetli değil. Hücum ribandını çelmeye çalıştı. Orada Tikvic ama Kelsey Plum'da kaldı. Birsel Vardar'la Demirmen'le Fenerbahçe hücumu. Kelsey Plum çok güzel bir koridor buldu ama basket gelmiyor. Sonlandıramadı ama evet, sonlandıramadı. Onlar da Johnson'ı tek uzunları olduğu için hem koruyarak hem dinlendirerek oynatmaya çalışıyorlar. Faul pozisyonda evet. Yeniden ekranlara geldi. 4,5 dakika sonra oyunu alıyorlar. Kelsey Plum iki atış kullanacak. İlki başarılı. İlk maçta daha iyi bir performans sergilemişti. Yanlış hatırlamıyorsam hücumda şu ana kadar 2 sayısı var. Kelsey Plum ilk maçın skoreriydi 20 sayıyla. Burada da yavaş yavaş devreye girmesini bekliyoruz elbette. Thomas ikinci yarıya eli çok sıcak başladı. Bu atışı da isabetli. Fark yeniden 2. İlk maçta ama Bree Hartley yoktu. Şimdi Bree Hartley. Süreleri biraz daha bölüşmek durumundalar tabii. Kelsey Plum tepede. Zandarasini. Zandarasini çok güzel kurtuldu. Harika bir basket. Bireysel bir çabayla Zandarasini'den. Onun bu yeteneği her zaman var Emirhan. Yani Avrupa'daki kendi pozisyonunda en iyi 3 oyuncudan bir tanesi. Hem birebir hem şutu olarak. Şimdi Olympiakos hücumu. Ve Johnson'ı buldular. Zandarasini arkasında kalamadı. Hem iki faulü var hem de üçüncüyü de yapmak istemedi sanırım arkasında, o zaman biraz daha yumuşak durdu. Nikolopulo'ya çıktı. Faul. Üçüncü çeyrekte de birinci çeyrekte oynadığımız gibi değiliz şu ana kadar. Kelsey Plum. Rhea Hartley. Ondan önce savunma araya girdi ve topu. Yani çok tartışılabilir. Çünkü daha topa hakim oldu olmadı bir pozisyonu var. Yani dribbling bile yapmadan bir oyuncuya. Dribbling yapmamış bir oyuncuya yapılan faulü sportmenlik dışı çalmak biraz. Bir daha gelirse belki ekrana izleme şansımız olur.
Gördün mü? Evet, burada. Yani daha top kendi kontrolünde bile değil yani oyuncunun. Faul. Ama düz. Evet, sportmenlik işi yani. Biraz ağır bir karar. Evet. Şu ana kadar da bu avantajı iyi kullandı Olympiakos. 2'de 2 ile ayrıldılar çizgiden. Skor eşitlendi. Rejimiz de sağ olsun bizi hiç kırmıyor. Hemen tekrarları veriyorlar. Teşekkür ederiz kendilerine. Nikola Fulo. Jessica Thomas'la oynadı. Orta mesafeli atış. Thomas'tan isabetli değil. Maçın başını almıyor. Skor ilk defa eşitlendi. Özür dilerim. Topu biraz hızlandırmamız lazım. Hem pas trafiğimizi de hızlandırmamız lazım, hem oraya gidişimizi de hızlandırmamız lazım. Bir kez de Birsel kaçırdı. 5 dakika var. 3. çeyreğin sona ermesine Olympiakos hücumu. Jessica Thomas'la sonuç ekip hücumda. Kelsey Plum onu potadan bir hayli uzak tutmayı başardı şu ana kadar. Az süreleri de kaldı hücum etmek için. Ve top kaybı geldi. Beklenen son. Faul. Bu da aynı, yani evet. Aynı pozisyon, aynı evet. Pozisyon. Şu şimdi an gelsin aynı same pozisyon. Fenerbahçe bench'i de ayağa kalktı. Teknik heyetin yoğun itirazları var. Hiçbir farkı yok. Yani gerçekten hatta bunun daha ağır olduğunu bile söyleyebiliriz. Evet. Dışarıda itiyor. Biraz kontrolsüz gelmiş. Diğerinde çünkü hard bir topa zaten kendisine gelen topa hamle evet. Yapıyordu. Kendi pasınaydı bu pas arasında. Burada... Adalet terazisi göremedik. Kelsey Plum. Adaleti o dağıtıyor. 50-48 öne geçti yeniden Fenerbahçe. Sotiriol. Nikola Pulo'yu buldu. Samati bıraktı. Kelsey Plum. Bravo Kelsey. Plum topu çok iyi çaldı. Hızlı hücum şansı. 1'e 3 gitti Kelsey Plum. Bu da sportmenlik dışı. Yine çıkmadı o karar. Yine Fenerbahçe bench'i ve tribünler ayakta. Çok yoğun itirazlar var. İşte hiç pozisyon topa, yeniden topa, ekranlarınıza geliyor. Hiç topa şeyi yok yani. Topla hiç yani alakası burada... yok. Fakat Kelsey'nin topu kaptıktan sonraki... İleriye driplingi çok muazzamdı. Hakikaten öyle 1'e 3 gitti. Geçerken ve... yaptığı ileriye dripling ders olacak bir nitelikteydi. Faulü çıkardı. Basketi de buluyor ilk atışında. Fundamental'ın ne kadar iyi olduğunun göstergesi. 2'de 2 ile ayrıldı çizgiden. 52-48 yaptı skoru. Yani orada konsantrasyon eksikliğini çok iyi yakaladı. Hemen elini soktu. Sonrasında sahadaki herkesten çok daha hızlı bir şekilde dengesiz yakaladı rakibi. Johnson dışarıda. Kiavon onu savunuyor. Dedeki Johnson bıraktı. Orta mesafeli bir atış isabetli. Birebir de çok çabuk yeniliyoruz. Pablo Pulo. Kelsey Plum. O ritmini bulmuşken biraz daha ondan faydalanabilirsek güzel olacak. Şimdi Kiavon, Birsel Vardar'la Demirmen. Birsel, Kelsey Plum'u buldu. Agresif bir savunma var ona karşı. Kiavon, sırtı dönük aldı. İkili sıkıştırma var. 2 saniye var. Zandalesini sağ adım attı. Atışı isabetli. Bunlar çok kritik, bravo. Psikolojik basketler. Bravo. 54-50 Zandalesini. Yani 3 farklı pozisyon denedik aslında. Süre azaldıkça... Baskı arttıkça yine de oyunumuzdan vazgeçmedik. Bravo. Hatalı bravo. Yürüme. Çok güzel yardım Bre Hartley'den. Muhteşem bir yardım. Yavaş o ivmeyi yeniden yakalıyoruz. Evet, seyirci de olayın içine biraz girmeye başladı. Takımımızın da temposu yükseldi. Tabii burada Zandaresi'nin fundamental yeteneğinden ve son saniyede 2 tane şut soktu biraz önce de. İkinci oldu evet. Kelsey Plum. Birsel'i buldu. Şimdi Zandalesini. Yeniden Birsel içeride. Dışarı çıktı. 8 saniye var hücum süresinin dolmasına. Birsel yeniden hareketlendi. 4 saniye var. Zandalesini yine son saniye atışı. Zandalesini isabetli. Çemberi göremedi bile. Alamadı. Evet.
Bu arada yani Fenerbahçe... Yüzünü dönemedi çünkü o topa, şey, çembere. Basketbol seyircisini kutlamakla fayda var. Geri sayım yaptılar. Takım farkına varsın diye. Sürenin azaldığını. Kötü bir haber. 3 oldu zandalesini. Ve takım faulümüzde 4 oldu. Evet, takım faulü hakkımızı doldurduk. Zandalesini... Belki Sottana değişikliği gelebilir. Şimdi Sottana'dan ilk yarı hiç faydalanamadık. İlk yarı boyunca faydalanamadık. Evet. Sotirio topu teslim etti. Şimdi Matic. Gene topu kaptı. Ve Kelsey Plum. Bu sefer de bu köşede topu kaptı. Kelsey Plum. Üç sayılık atış. İsabetli değil. Jessica Thomas. Topu teslim etti Pablo Pulo'ya. Karşısında Birsel var. Pablo Pulo. Stamati'den yeniden Pablo Pulo'ya. Mazic. 4 saniye vurucun süresinin dolmasına. Pablo Pulo. Zandalesini. Bravo, hücum foul. Bravo. İlini araya soktu. O sırada bir foul geldi. Hem geçilmedi. Hem geçilmedi hem de üzerine topu almadı. Çok iyi bir defada yer tuttu ve ucun faulü aldı Dumas için. Yani zaten faulsüzde topu kazanmıştı. Tribünler ekranlarınızda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün minikleri de ablalarını destekliyor. Metro Enerji Salonu'nda Rhea Hartley bir dış atış. İki. Yine ayak çizgide 56-50. Evet Yusuf abi söylediğin gibi Sottana şimdi değişik bir sandalyesine geldi. Veremeyka ile birlikte ama içeride büyük bir savunma zafiyeti. Evet müdafaa da uyuduk. Kolay bir basket geldi. Sotiriov'dan 56-52. Tabii oyuna girebilecekler mi? Bir dakika var ama. Sandalyesinin dördüncü faul almasını engellemek için bir hamle yaptı. Hardy. Bu kez de köşeden. Rhea Hartley sahayı nakış gibi işlemeye devam ediyor. İkinci devrede ondan daha fazla katkı almamız gerek demiştim. 17 sayıya ulaştı. Evet. 59-52 yaptı skoru ve molayı da aldırdı Olympiakos'a. Şimdi kalan sürede Veremyenka ve Sottana'dan da bir katkıları alırsak hem skor hem müdafaa 59 saniye içinde. Gene iyi bir avantajla dördüncü çeyreğe girmiş oluruz. İlk çeyreğin sonunda 10 sayılık bir fark avantaj sağlamıştık. İkinci çeyrek bittiğinde yani ilk yarı bittiğinde 3'e inmişti bu fark ama şimdi yavaş yavaş o farkı yeniden artırıyoruz. Hem savunmada Kelsey Plum'un getirdiği dinamizm hem hücumda pota altını daha çok zorlayışımız. Son saniye basketlerinde de yine bireysel çabalar bize bu skoru sağladı diyebiliriz. 59-52 en skorer isim sahada. Az önce de belirttiğiniz gibi Bria Hartley 17 sayıyla. Onu Fenerbahçe'de Zandalesini 11 sayıyla takip ediyor ve Kelsey Plum'da 10 sayı üretti şu ana kadar. Fenerbahçe maç başına ortalama 73 sayıyla oynuyor. Şu ana kadar 59 sayı ürettik. 3. çeyrek bitmedi henüz. Ortalamanın bir hayli üstündeyiz. Olympiakos hücumda. Mola dönüşü. Mickey Johnson. Uzaktan bir atış. Sabitli değil. Faul. Son reboundunu çekti aldı. Faul'e maruz kalmasına rağmen de topu çıkarmayı başardı oradan. Ben sesi duydum. Sen de kulağımızda kulaklık var ve sesi duyuyoruz ama hakem devam ediyor. Ve Sottana'dan da katkıyı aldık. Evet Sottana. Şimdi faul dönüşü oyundaydı. Burada evet. Faul'ü aldı. İlk atışı isabetli. Onun da maçtaki ilk sayısı geldi. 2'de 2. 61-52 ve
Esra Ural Topuz, Anastasia Veremeyka ile yer değiştiriyor. Veremeyka'yı korumaya yönelik bir hamle. Faul problemine girmemek için. Çünkü bir 10 dakikamız daha var. Son deresi de aynı şekilde. Son hücum olarak sayabileceğimiz bir hücumu savunacağız. Şut saatiyle maç saat arasında .2 fark var. Hemen zon yaptık. Son. Onları da şaşırtmak için sonucunda bir zon yaptık ama maalesef tepeden üçlüğü yedik. Kaymayı yapamadık sonunda, geç kaldı. Şimdi son top Fenerbahçe adına. Ayşe Cora, 3 saniye var. Ayşe şansını zorladı. Topu çıkardı ama o noktada kimse yok. Böylece 3. periyotta sona eriyor. Fenerbahçe 61, Olympiakos 55. Farkta böylece 6 sayı. Son top istediğimiz gibi olmadı açıkçası. Farkı artırabilir miyiz derken azaldığını gördük ama işler kontrol yani altında diyebilir miyiz? Şöyle tabii ki kontrol altında. Son topu onların beklemediği bir hamle çünkü. Mentümen olarak düşünecekler ve koçla irtibatları kesilecek. Biraz daha geç başlama şansları olabilirdi. Zona döndüğümüz anda çünkü. 2-1-2 zona döndü koç. Onların bir aklı karışacak. İşte o zon seti vesaire yerleşimlerde bir süre kazanmayı düşünmüş olabilir. Bu noktada fakat biraz daha onlara yakın durmak gerekiyordu. Çünkü hepsi 3 sayı kullanıyorlar maalesef, dışarıdaki oyuncuların hepsi. Zon rotasyonunda tepeye gitmekte bir adım geç kaldı Ray Hartley. Yoksa o topu karşısında kalma şansı vardı. Gene de o zaman da hücum uzamış olacaktı. Ama yani iyi bir noktadayız. 61 sayı bizim için gayet iyi gidiyor işler. Ama bu tempoyu ve o hızı ne zaman hızlandığımızda, oyunu hızlandırdığımızda hemen onlara üstünlük sağlıyoruz. Ve tabii burada bence hakemlerin de çalmadığı 2-3 tane pozisyon var. Özellikle 2 tane sportmenlik dışı çalınması gereken aynısının bize çalındığı pozisyon var. Bu noktada biraz şanssız kaldık. Ya görmediler, ya istemediler, ya bir şey oldu ama onlar da hata yapabilirler. Biraz daha farklı olabilirdi tabii, en azından onların bir tanesi daha çalınsaydı. Evet, Metro Enerji Salonu'nda son 10 dakika başlıyor. 61-55'lik avantaj da Fenerbahçe lehine. Olympiakos hücumu. Jessica Thomas. Top altını iyi buldular. Sottan atar taraftı, ya zayıf taraf dediğimiz yardımda daha çok önce oraya gidip o potonun altına kadar inmesi gerekiyordu. Oraya atladı. Sandalesini bıraktı. Foul. Sottana. Orada bir şarj var. Yani birinci foul mutlaka çalınmıyor gibi bir görüntü var şimdi. İkincisi çalınıyor. Tabii ilk foulün de bu kadar çabuk gelmesi de iyi bizim adımıza. Evet, henüz ilk dakika dolmadı. Sottana. Veremeyka'yı buldu. Veremeyka geriye dönerek atış isabet değil. Yine bir pota altı hücumu. Bir kez sonuç alamadı Olympiakos. Birsel'le hızlı geldik. İkinci foul. Yani dikine aldı. Dikine ve potaya yaptığınız her penetreden bir sonuç çıkartırsınız. Ya foul alıyorsunuz, aldırıyorsunuz. Ya adam eksiltip boş adama pas verebilirsiniz. Ya kendiniz çembere gidebilirsiniz. Bu birebirler çok önemli basketbolda. Rhea Hartley. İyi bir boşluk yaratmıştı. Kendini atış kullanmadı. Sandalesini buldu ama topu kaybediyoruz. Hızlı hücumda Thomas basketi bulamadı. Faul var. Sence faul değil mi? Sandalesini yapılan. Şu an onun da itirazını yapıyor Valeri Garnier. İtiraz ediyoruz ama yani çalınmıyor. Yani birinci fauller çalınmıyor gerçekten.
de 2. 61-59 oldu skor. Fark 2'ye iniyor. 1,5 dakika geride kaldı son periyotta. Giriyor Hartley. Faul. Faali de iptal etti. Yani inanılır gibi değil. Faali de iptal etti. Yani şunu tekrar seyretme şansımız varsa yani vücudu tamamen faul. Olympiakos bence. Bak. Görüyor musun? Çarpıyor ve atışını bozuyor. Yani o bloktan önce kesinlikle çok net bir şarj var. Çarpıyor ve atışını bozuyor. Faulü de iptal etti yani. Ya Olympiakos bence hemen ayağa kalkıyor ve bu... bunun etkili olabilmesi çok enteresan. Şu an masa hakemi hakemlerden birini yanına çağırdı. Pozisyonu tartışıyorlar. İşte pozisyonda ekranlarınızda bu arada. Yani burada çok net bir şekilde sırtına eline da veremeyenkanın eline de müdahale var. Evet. Sırtına da bir müdahale var. Rhea Hartley atışı isabetli değil. Zandaresini top içeride ama top dışarıda. Yani kim ev sahibi, kim konuk belli değil açıkçası. Ya bu ev sahibi konuk konusu da değil bence Emirhan. Yani basketbolun büyük bir sorunu bu. Hakem kararlarının o standartının olmaması. Bana göre iki tane. Grigopulo. İki tane offensive foul varken. İki tane üstüne sportmenlik dışı varken çalınmıyor. Şimdi Fenerbahçe hücumu. Sottana topu Birsel'e teslim etti. Bria Hartley tepede. Veremeyka'nın perdesinden yararlandı. Bria Hartley atışı isabet değil. Elden ele dolaşan top Birsel'de kaldı. Bir şans daha. Bria Hartley. Şu anda bir ters eşleşme yakaladık ve terse çok güzel gördü. Birsel Sottana ters güzel gördü. Sottana'nın atışı isabet etti. Bravo Birsel, bravo Sottana. Fenerbahçe kritik bir anda dış atıştan yararlanmayı başardı. 64-61 oldu skor. Olympiakos hücumu salonun da desteğiyle şu an iyi bir savunma ama faul. Zandaresini 4 oldu. Zandaresini 4 oldu ve kenara geldi Kiyavon. Oyuna dahil oldu. Sarı lacivertlilerde şimdi Thomas topu kenardan oyuna sokacak. Thomas yeniden topu aldı. 7 saniye var, hareketlendi. Orta mesafeli atışı isabetli değil. Orada biraz izledik. Ve o hücum ribandını kaptırdık ama. Ve gene onlarda top. O atıştan yararlanamadılar. Şimdi topu potu altından yeniden oyuna sokacaklar. Stamati kenara geldi. Sotiriov oyuna dahil oluyor Olympiakos tepesinde. Sotiriov da aynı şekilde 3 sayı kullanıyor. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Kavlopulo. Dipte boş. Kavlopulo. Yeniden aldı topu. Kavlopulo. Kavlopulo'yu buldu. Süre dolarken atış isabeti değil. Top dışarıda. Fenerbahçe hücumu olacak. Fenerbahçe'de saha içindeki 5'in dışında, sağ dışındaki bench de ayakta. Müthiş bir savunma yaptı diyebiliriz. Az önce 6,5 dakika var. Karşılaşmanın tamamlanmasına 3 sayılık avantajımız bulunuyor Olympiakos karşısında. Bria Hartley. Bria Hartley Anastasia Veremenka'yı zor da olsa buldu. Ancak top kaybı geliyor. Kelsey Plum. Bria Hartley'nin yerine oyuna dahil oldu. Bir hamle daha geldi Valeri Garnier'den.
Birkaç dakika onu dinlendirip tekrar öne alacaktır büyük ihtimalle koç. Pavlopulo. Yirsel karşısında. Petirio. Tabii bu sayıyı yenememiz gerekiyor. Offensive foul. Hücum foul. Hücum foul. Yani nihayet Sottana faulü aldı ve üçüncü takım faulü Olympiakos'un. Kelsey Plum. Yirsel yeniden Kelsey Plum'la oynadı. Şimdi Anastasia Veremeyka, Kelsey Plum. Fake'ine cevap aldı. Atışı isabeti değil. Foul. Yani bu noktada gelecek bir basket foul. Üç sayı çizgisinin gerisinden müthiş bir itici kuvvet olurdu. Dört sayı diyorsun. Tabii şu an ama bu da az değil. Kelsey Plum serbest atış çizgisinden yüzdeyle oynayan bir oyuncu ve ilk atışı da isabetli. İkide iki. Ve üçte üç. 67-61 fark altı. Çok iyi kullanmamız lazım. Şimdi Kelsey Plum'un bir de savunmasına ihtiyacımız var. Evet. Yine 2-1-2 zondayız. Pavlopulo topu getirdi. Oturuyor yeniden Pavlopulo. Biraz daha uzakta sevk etmeye çalışıyoruz. Johnson'ı buldular. Ve top onlarda ama Mazic 4-4 var. İyi bir el sokuştu. Oradan da foul geldi. Ancak foul. Teknik foul. Kenara teknik foul. Miss George Mantelakis'e bir teknik foul çıktı. Veremeyenka orada. Ne garip oldu değil mi basketbol? Yeni kural değişikliği. Mazic'e mi çıktı? Mazic'e çıkmış. Mirna Mazic. O teknik faulden doğan serbest atışı sayıya çevirdik. Şimdi Olympiakos hücumu 3,5 saniye kala başladılar. Atış isabetli değil. Elimizdeki reboundu verdik. Şimdi Olympiakos Thomas'la bir yarım şans daha kullanacak. Kiavon karşısında kaldı Thomas. Onun üzerinden atışı isabetli değil. Birsel alalım bunu aldık. Dümene geçti. Kontrolü sağladı. 5 dakika var hücumun. Maçın tamamlanmasına. Birsel Vardani Demirmen'le hücumdayız. Sottana. Aman Kiavon. Dikkat. Faul. Top adeta canlandı bu bölümde ve faul geliyor. Bu faulün ardından Valeri Garnier molayı almak durumunda kaldı. 68-61. Çok güzel bir üstünlüğü var. Çok güzel bir avantaja girebilirdik buraya 2 ya da 3 sayıyla. Ama daha önce biz için gene bir faulünü görmedi bence hakemler. Yani 5 dakika var. Uzun bir süre ama hakemlerin de bu performansı biraz değiştirmesi gerekecek. Biraz onlar maçın skoru değiştirmesinler de performansı. Maçın kontrolünü sanki kaybettiler gibi bir anlamda. Biz skorun kontrolünü kaybetmediğimiz sürece sorun yok. Valeri Garnier öğrencilerini sahaya geri yolluyor. Evet.
Olympiakos takım faul hakkını doldurdu. Fenerbahçe'nin 3 takım faulü var. Bir hakkımız daha bulunuyor. Hadi bakalım iyi bir defa. Perdeden yararlanıp atışını kullandı. Pavlovic isabeti bulamadı ama yine hücum reboundu ve bir hak daha doğdu adeta. Neyse ki o atışı da baskete çeviremedi Sosiriov. Çok fazla hücum reboundu vermeye başladık. Evet. Bu dakikalarda hiç iyi bir şey değil. Faul. Yüksel Sot'tan ayrı oynadı. Veremeyenka şimdi Kelsey Plum'u bekledi. Ona teslim etti topu. Kelsey Plum potayı zorladı. Atışı isabetli. 70-61. Hadi Kelsey. Gene zonla devam ediyoruz. Pablo Pulo. Mazic. Çekemedi kolunu. Faulü aldı yine. Allah'tan atış değil. Atış değil ama Kiev onda 4 dedi. Stamati, Olympiakos hücumu. Grigou. Elinden kaçırdı topu. Çok güzel bir deparat. Fenerbahçe hücumu şimdi Sottana. Yüksel'le topu buluşturamadı. Ya buluşturamamasının ama bir sebebi var ya. Bu kadar da kötü olunmaz ki hakemler. Nikola Pulo. Nikola Pulo onun atışı isabetli değil. Veremeye kaçardı. Kelsey Plum'da kaldı. Onlar da artık son kozlarını oynuyorlar çünkü. Veremeyenka Birsel'le oynuyor. Yeniden Veremeyenka. Birsel tepede. Rakibini iyi geçti. Ah. Atış kesinlikle bulamadı. Çok güzel yaptı kolayı. Yapamadık. Nikola Pulo'yla Olympiakos hücumu. Şu anda Mantumen'e geçtik bunu. Veremeyenka. Faul Veremeyenka'ya çalındı ve mola geldi Olympiakos cephesinden. Hakemler molayı gösteriyorlar, kimse bir şey anlamıyor. Ne taraf gösteriyorlar ne bir şey gösteriyorlar. Öyle kendi kendilerine bir şey gösteriyorlar. Yani biraz önce söylediğim gibi sanki kontrolü tamamen kaybetmiş gibiler. Hey, hey, hey. 70-61 ile üstünlüğümüz sürüyor. 3 dakikadan biraz az bir süre kaldı. 9 sayı tamamlanmasına. 9 sayı bizim için iyi bir avantaj ama buradan mutlaka iyi bir müdafaa gene hücumda mutlaka sayı bulmamız gerekiyor. Çünkü onlar üçer üçer yaklaşıyorlar. Yani şu anda ellerindeki tek koz 3 sayı atarak bizi yakalamaya çalışmak. Bu noktada biraz daha dikkatli olmalıyız. Gerekiyorsa adam değişerek savunmada da mecburen yaparız ama şuradaki tehlike var. Tabii o şutlardan sonra uzun dışarıda kalırsa reboundu kim alacak? Bu noktada da bütün oyuncularımızın bol alanını koruması gerekiyor. Seken toplar içinde olsa da. Mola süresi sona erdi. İki takımın da faul hakkını doldurduğunu bir kez daha hatırlatalım. Son bölüm artık 2.56 var. Karşılaşmanın sona ermesine mola sonrası faul atışları kullanacak Olympiakos. Nikola Pulo'nun ilk atışı isabetli. Alalım. Çemberin içinden çıktı ama. Hücum reboundu onlarda. Of. Stamati Nikola Pulo'yu buldu. Kelsey Plum karşısındaydı. Nikola Pulo köşeyi bulmayı başardı.
Zor bir atış, isabetli hadi değil. Neredeyse kendi reboundına gidiyordu Stamal Lampuru ama Rehart'ı bırakmadı. Şimdi zor ismi de var. Değil mi Emre? Özellikle kritik pozisyonlarda söylemek daha da zor oluyor. Buraya Hartley o topu kazanmıştı. Şimdi geldi. Geldi. Da buraya Hartley atışı isabetli değil. Durdur topu durdur. Topu durdur. Stamati'yi buldular. Atışı isabetli değil. Beremeyenka savunma ribandını aldı. Evet buraya Hartley de sanki Yusuf abi seni görmüş gibi şu an frene bastı ve süre bizim lehimize çünkü. Yani evet. Burada şimdi yapacağımız bir penetreden çıkacak. Bir foul ya da bir Kelsey Plum. Oh. Köşeden atışı isabetli değil. Şimdi maçı bitiren basketi atacaktık Kelsey Plum. Evet çok kritik bir hücumdu. Evet. Şimdi aynı kritik öneme sahip gene, savunma. Gene üçlere dikkat etmemiz lazım. Geç kaldık. Üç sayılık atış isabetli. Evet. 70-65 fark 5'e indi. 1,5 dakika var mücadelenin tamamlanmasına. Bria Hartley ile hücumdayız. Birsel tepede topu aldı. Beremeyenka'nın perdesi var. Birsel şimdi çekinmeyin. Yabonu buldu ve faul geliyor. İki serbest atış kullanacak Yabon. Nikolopoulos'un da üçüncü faulü. Önemli atışlar bunlar. Kiyabon. O da bunun farkında. İlk atışı isabetli. Şunu da atsın ki üç topa çıksın. Kiyabon. Kiyabon. 2'de 2. 72-65. Yine iyi savunmaya ihtiyacımız var. Stamati. Nikolopoulos. Ve Beremeyenka araya girdi. Şimdi Fenerbahçe için farkı daha da artırma şansı. Bria Hartley. Bria Hartley. Kiyavon'dan bir perde istemişti. Ondan yararlandı. Beremeyenka üzerinden bir seri gördü. Atış isabetli değil. Orada inanılmaz bir çekiş ve bir mücadele var. Thomas dışarı çıkardı. Stamati'nin atışı isabetli. Ama tabii bizim onunla ilgilenmeyip topu durdurmamız, öncelikli topu durdurmamız, evet. Sonra da adamlarımızı bulmamız gerekiyor. Çünkü 4'e 4 oynanıyor. O iki oyuncu da orada birbirleriyle bir çekiş kıkış içindeydi. Evet. Ve Valeri Garnier de bu konsantrasyon eksikliğini görmüş olacak ki hemen molayı aldı. 37.5 saniye var maçın tamamlanmasına. 4 sayıya düştü ve son bölümü yani daha değerli topla oynamamız gerek. Bu kadar kolay üçlük attırmamız ya da üçlük pozisyonuna sokmamız çok hani bu noktalarda, bu saniyede, dakikalarda çok kabul edilir bir savunma değil. Sen yayının başında bir bilgi aktardın bizlere. İki maçını son saniyede kaybetmiş bir rakipten bahsediyoruz ama bir tanesini de burada istemeyiz. Biz önden yok, tabii maçı ki kazanmak istiyoruz tabii zaten. Tabii ki, tabii ki. Yani bu işin son saniyeye kalmasını istemeyiz. Yani onlar bir maç kazanacaksa, yani ilk maçlarını kazanacak, ilk galibiyetlerini kazanmak istiyorlarsa bizim maçımızda olmasın bu. Kesinlikle. Şu ana kadar İyi bir performans sergileyip maçı buraya kadar getirdik. Hiç öne geçme fırsatı vermedik. İki kez sadece skor eşitlendi. Ama öne geçme fırsatı tanımadık. Olympiakos'a salondan da renkli görüntüler ekranlarınıza yansıyor bu arada. Topu rakip yarı alandan oyuna sokuyoruz. Rhea Hartley Veremeyenka'yı buldu. Yeniden Hartley topu aldı. Stamati var karşısında. Hartley Johnson'dan da kurtuldu atışı. Faul kararı çıktı. Ve iki atış. İki atış kullanacak şimdi.
Stamatiye çalıntı faul ve onun da 5. faulü oyun dışında kaldı. Yerini Soturyov'a bırakıyor. Soturyov da çok tehlikeli. Evet. İlk yarıda da çok güçlü denedi ve buldu. Yani zorunlu bir değişiklik geldi ama çok da değişen bir şey olmayacak evet. Gibi görüntü var. Lee Hartley skoru 74-68'e getirdi. 27.6 saniye. Mola Olympiakos'un artık ya çok olağanüstü şeyler olmazsa evet. İki top. En fazla iki top kullanır. Ya bir onlar bir biz kullanırız ve maç biter. Eğer zaten arada topu kaparsak hiç hücum etmeden bile maçı bitirmemiz lazım. Yani dört köşeye yayılıp şu an evet iyi savunma bile. Kimsenin de foul yapmasına izin vermeden paslaşıp kendi aramızda bu maçın sonunu getirebiliriz. İyi savunma bile yeterli olacak. Potanın kraliçeleri 5. galibiyetine artık çok yakın. 5. sıradayız belki ama Dinamo Kursk sadece 7'de 7 yapmış bir takımla yani liderliği sürdürüyor. Şokron Basket, Perfumeria, Savenida ve TTT Riga takımları 4 galibiyet 3 mağlubiyetle yollarına devam ediyorlardı. Tıpkı Fenerbahçe gibi. Dolayısıyla burada alacağımız bir galibiyet sıralamada da oldukça önemli bir rol oynayacak. Evet. O galibiyete, o ihtiyacımız olan galibiyete de çok çok yakınız artık. Topu yarı sahamızdan oyuna sokacak Olympiakos. Jessica Thomas. Katamus topu oyuna soktu. Pablo Pulo. 10 saniye var. Hücum süresinin dolmasına. Steps. Ve steps. Steps kararı geldi. Bile, yani itirazdan sonra çalıyorlar o Steps'i bile. O Steps kararı da geldi. Ya, itirazdan sonra çalıyorlar onu. Ve mola. O kadar geçtiler ki. Mola Fenerbahçe. ...18.9 saniye. Şu an başta ekranlarınızdaki taraftarlarımız olmak üzere Metro Enerji Salonu'nu dolduran herkes İzmir Marşı'nı söylüyor. Rap birazdan. Metro Enerji Salonu'nda keyifli görüntüler. Fenerbahçe bir galibiyete daha çok çok yakın. Fenerbahçe Çocuklu Gençlik Kulübü üyeleri ekranlarınızdaydı. Yeniden 70 herkes salonda. Sarı lacivertli renk için Ota'nın kraliçelerinin yanında. Şampiyon sesleri de yine salonda çınlıyor. Mola dönüşü Fenerbahçe hücumu olacak. Rhea Hartley topu oyuna sokacak. 18.9 saniye. Dikkatli olmamız, hata yapmamamız gereken bir bölüm artık. Rhea Hartley süreyi eritti. Faulü aldı. ...14.5 saniye kala da çizgiye geldi. Fenerbahçe ortalama %81.6 ile oynuyor serbest atış çizgisinden Avrupa arenasında. Buna karşılık Olympiakos %63.2 ile maç başına bir ortalama yakalamış durumda. Dolayısıyla çizgiye gelmek bizim neyimize, hele de Rhea Hartley varken. Top biraz nazlandı ama 2'de 2 oluyor. İyi savunma ihtiyacımız var. Süre yerilsek yeterli, öyle de oldu. Elden ele dolaşan top. Atışta da isabet yok. İkinci bir şans.
Bu atıştan da sonuç gelmiyor. Ve Fenerbahçe 76-68 kazanıyor mücadeleyi değerli basketbol severler. Çekişmeli geçti ama baştan sona üstün götürdüğümüz bir karşılaşmayı kazanmayı başardık. Bria Hartley maçın en skoreri 21 sayılı ekranlarınızda. Ve diğer bütün kraliçeler yine tek tek ekranlarınıza geliyor. Neler söylersin Yusuf abi maçın geneline baktığımızda? Takımı koça doğum gününde bir galibiyet hediye etmiş oldu. Bugün Sayın Valeri Garnier'in doğum günüymüş. Şahano da tebrikleri kabul ediyor. Galibiyet hediye ettiler. Birinci çeyrekte olmak istediğimiz, yani hepimizin görmek istediği bir Fenerbahçe ve oyun vardı ama diğer çeyreklerin hemen hemen tamamında bunu yansıtamadık. Bir üçüncü çeyrekte bir kısmında bunu gerçekleştirdik. Dördüncü çeyreğin ikinci yarısında aynı şekilde bir sert savunmamız ve hücumdaki dengeyi bulduk. Yani kısaca söylemek gerekirse toplamda bir 10-13 dakika arası, pardon, 10 ilk çeyreği de sayacak olursak 20 dakikada oyunu kazandık. Maçı kazanmamıza yetti bir oynamak istediğimiz kontrollü basketbola. Bu arada bir hatırlatmayı da yapalım. Ekranlarınızın sol köşesinde görüyorsunuz. Öğretmenim canım benim şeklinde bir pankart var salonda. Bunun anlamını da sizlerle paylaşalım. Maç öncesinde de potanın kraliçeleri tek tek oraya dizilip bir fotoğraf çektirmişti. Geçtiğimiz hafta içinde ülkemizde korkunç bir saldırı meydana gelmişti biliyorsunuz. Çok değerli bir öğretmeni Ceren Damar Şenel'i kaybetmiştik. Bu galibiyeti de ona başta olmak üzere tüm öğretmen camiasına ad ediyoruz, ithaf ediyoruz ve sözü İnci Peköz'e bırakıyoruz. Yanında Bria Hartley var, maçın en skorer oyuncusu. Teşekkürler Emirhan Erdoğan. Yanımızda galibiyeti mimarlarından biri Hartley var. Galibiyeti onunla değerlendireceğiz. Öncelikle tebrik ederim. Aslında çok çekişmeli bir maç oldu. Bir ara çok kolaydı ama sonra gitti mi dedik acaba. Kendisi de 21 sayılık bir katkısı var. Neler söylemek ister? Too many ups and downs in the game, but tough game at all in general. You contributed great today. What would you like to say about the game in your performance individually? Even though it was an up and down game, I thought we really stepped up when we needed to, especially on defense. I think that's one thing that we need to be more consistent on the defensive end so that we can just get easy baskets in the offense. Mm-hmm. And then for my performance, my teammates always have faith in me. I'm happy that they do. I just try to be aggressive as I can in the game and then create for my teammates too. Kendi performansımla alakalı daha önce de belirttiğim gibi ben aslında tek niyetim takım arkadaşlarıma destek olabilmek ve sahada agresif ve mümkün olduğunca yüksek ritimle kalmak. Evet, sizin dediğiniz gibi çok fazla iniş çıkış oldu karşılaşmada ama benim için, yani bizim için en önemli olan şey defansımızı, yaptığımız savunmayı istikrarlı hale getirmek. İyi savunma yaptığımızda çünkü kazanabileceğimizi biliyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar tebrik ederim. Evet, birazdan yanımızda Koç Valeri Garni olacak. Şimdi sözü tekrar Emirhan Erdoğan'a bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Bria Hartley'nin hem açıklamalarını hem de kaydettiği 21 sayıya elbette onun sayesinde bu karşılaşmayı 76-68 kazandık. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Ve evet, galibiyetin bir diğer mimarı elbette Valeri Garnier baş antrenörümüz İnci Peköser'in yanında. Söz İnci'de. Evet, yanımızda Koç Valeri Garni var. Galibiyeti bu sefer ondan değerlendireceğiz. Öncelikle tebrik ederim ve doğum günü de kutlu olsun. Galibiyet bu armağan olsun, doğum günü armağanı. Aslında baktığımız zaman iniş çıkışlı bir maçtı. Hani bir öndeydik, bir geriye düştük falan. Genel olarak maçın performansını nasıl değerlendirmek ister? It was the game which is too many up and down in inside the game during the game. And what would you like to say about this? Yes, a lot of up and down. It's a tough game, but it's always a tough game against Olympiakos for each team. Even if they don't win one game, they lost only by one by Salamanque, three by Kurs. They are courageous player and they continue to play for during 40 minutes. And we have a lot of problem to control our up and down, especially in defense. We make some mistakes, some important mistakes. Yeah, açıkçası
iki boyutu var bu maçın bu kadar up and down'lı olmasının. Birincisi Olympiakos gerçekten kaliteli bir takım. Euroleague'de henüz maç kazanamadılar ama 3-4 maçı 1 sayı 2 sayı farklarla kaybettiler. Maçın 40 dakikasını birden oynayan, kaliteli savunma yapmaya çalışan, kurallarına bağlı bir takım. Bize geldiğimiz zaman da biz savunmada kimi hatalar yaptık. Bu nedenle çok oyunu konsolide edemedik kendi adımıza. Teşekkür ederim. Tekrar tebrik ederim koç. Evet, saha içinden aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar Emirhan Erdoğan'da. Teşekkür ediyoruz İnci Peköser'e ve Valeri Garnier'e. Onun da doğum gününü biz de Fenerbahçe TV ailesi olarak kutlayalım ve bu galibiyet için teşekkür edelim. Olympiakos'a 8'de 8 çektirdik. 8. mağlubiyetlerini tattırdık. Biz de 5. galibiyetimizi aldık Metro Enerji Salonu'nda 76-68'de ve yayınımızı burada noktalıyoruz. Sevgili Yusuf Erboy'a da teşekkür ediyoruz değerli yorumları için. Bir başka Fenerbahçe zaferinde yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.